Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra Hüseyin Russo ile beraberiz. Hüseyin Russo, IC suyun sahibidir, yılların tecrübesidir. İçebileceğiniz en güzel sulardan yıllarca bu topluma hizmet vermiş bir kurumsal şirketin sahibi. Aynı zamanda Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesidir de. Onunla böyle gündemi biraz değerlendirelim ve bakalım neler oluyor sanayi kısmında, hayatımızın sanayi kısmında ve suda en önemlisi bunun. Bakalım neler söyleyecek bize. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek karşılayalım Hüseyin Bey. Efendim, programa hoş geldiniz. Nasıl gidiyor diyeceğim de böyle tereddütlü soruyorum o soruyu tabii. Nasıl gidiyor? Vallahi nasıl gittiği şimdi buralarda olmamızın hayati bir sorun var ki buralara gelip derdimizi topluma yansıtmaya çalışırız. Çünkü sen öyle ortada çok görünmeyi sevmen yani işine bakan bir kişiliğin var. Tabii ki yani evet. Sabah akşam işimizin başındayız full time. Ancak ben 62 yaşıma geldim. Gencecik. İşte genç yaşlı artık. Gidişatın bu kadar kötü olduğu bir dönemi yaşamadık. Pandemide bile. Hakikaten hatırlarsan %120'ler, %150'ler gene şey vardı. 6 tane sıfır vardı birin önünde falan. O günlere rağmen bunu daha kötü bulun. Çok enteresan. Ben onu görürüm en azından yani. Çünkü yaşadın o günleri de yaşadın. O günlerde yaşadık. Yakın geçmişi de gördük. Pandemiyi gördük. Tabii. Ancak gelinen noktada son özellikle hükümetin aldığı kararlarla özellikle sanayi sektörü özellikle kendi sektörümüzde tabii inanılmaz bir dehlize girdik diye tanımlarım ve önümüzdeki ışık, herhangi bir ışık şu anki gelinen noktada atılmayan adımlarda pardon. O da enteresan. Önümüz karanlık maalesef. Evet. Karanlıktan öte yani bunu yaşayacağız eminim. Eğer böyle giderse çok büyük şeyler bekliyor bizi. Bir avukat arkadaşım da bir girdap gibi dedi. Bu dedi sarmaladı dedi bizi şimdi. Ve bu girdap dedi hepimizi içine çekiyor dedi şu anda. Biz daha girdabın geniş yerindeyiz. Böyle dönerik. Evet, daha o deliğin içine düşmedik. Evet. Ve bu böyle devam ederse yani işte birileri çıkıp akılcı bir şeyler koymazsa ortaya bir önlem alınmazsa reçeteler yapılmazsa acı veya tatlı artık neyse bir şeyler olmazsa o girdabın içerisinde hepimiz kendimizi bulacağız ve oradan dedi çıkması çok zordur dedi yukarı. Girdikten sonra yani tünelin ucunda ışık görünmüyor dediğinde onu hatırlattı bana yani çünkü sen de ona bakıyorsun sen de değil mi? Şu anda mevcut özellikle elektrik zammından başlayacak olursak şu anda zamlar gündemde ve hayatımızın içinde şu anda. Ama kimse hissetmiyor bunu. Yani güzel zam var denir de bunun gerçekte faturalara yansıması noktasındaki durumu ben görüyorum. Benim yaklaşık her ay için 60-70-80 bin liralık bir elektrik giderim vardır. Ve Lefkoşa sanayide zannetsem ya bir ya ikinci sıradayım. Bu elektrik tüketimi. Aman Allah'ım sen %300 şimdi zam yediğinde. %300 bir bunun maliyetlere şu anda yansımaya başladı. Maliyetlere yansıması var. Bir de bunun geri ödemesi var. Bu da önemli. Çünkü tabii. Güzel yani gidip bankalardan borçlanıp bunu işte ödeyebilme becerisi olabilir. Herkesin de var bir şekilde. Tabii. Ama bunu borçlanma ile bir çözüm değildir. O başka bir boyuta götürür. Tabii. Hatta o kadar bir yükler şirketleri ki ileriki zamanlarında çözüm gene olumsuz görünür. Ya da benim şirketimin sıfır borcum var şu anda. Ben kendi adıma bütün borçlarımı, malımı, mülkümü satarak sıfırladım. Çok öyle başarılı. Bu halde öyle çok sırf hazırlanmak için bu korkunç. Yani bu sonuçta bir kökenin bankacılıktan gelme. Biraz paradan az çok anlarım diyorsun. Anlarım. Gibime gelir ve iyi bir
yönetimle iyi bir borcumu kapattım. Ve hiç borcum olmadı halde, faiz yüküm olmadı halde şeyde, şirketlerinde. Endişeliyim diyorsun. Çok endişeliyim. İnanılmaz endişeliyim çünkü baştan aynı şeyi söylemenin anlamı yok. Tabii. Yalnız %300 sadece elektrik ve peki elektrik porsiyonu senin masrafların içerisinde nedir? Yani işte işçin vardır, işte malın mıdır bilmiyorum, kiran vardır, işte pet şişelerin şeyi vardır falan. Yani kapları vardır bu işin, kapakları vardır, işte suyun kendisi vardır, o suyu yukarıya getirme vardır. Yani doldurmadır, makinalardır, bunu bir temizlemesidir. Az çok biliyorum ben de. Evet. Yani evet. Elektriğin küçümsenmeyecek bir üzerimize yükü vardır. Evet. Bir de bizim tasarruf etme şeyimiz yok. Yani öyle bir lüksümüz yok. Tasarruf edebilmem için üretimi kısmam lazım. Aynen. Başka yani türlü olmuyor. Ya da elektriği çok ucuza kullanmak lazım. Yani işte solar enerji. Onu da bırakmıyorlar. O da izin yok şu anda. İnsanlar solar kullansın. Enerjiye ulaşmak için. Çünkü çok mükemmel sistemimiz şey yaparmış, kafası karışırmış fazla yani elektrikten. Teknik değilim o konularda ama o benim sorunum değildir. Bunu dünya çözmüş. Almanya %60 şeyini solar enerjiden, rüzgardan karşılıyor. Yani Almanya ki senenin bilmem kaç gününü kışla geçiriyor. Tam tersi bizim senenin 300 günü güneşle, evet, temiz enerjiyle buluşuyoruz. Fakat güneş bize bakıyor. Biz bir yerde okumuştum. 262 günü garanti güneşli gün bizde. 262 gün 365'in içerisinde. Diğer günleri var işte parçalı bulutlu bilmem ne ama o aklımda kalmıştı. 262 günü garantili güneşli günümüz var. Yani hangi ülkede var bu böyle bir nimet? Yok da işte maalesef bunu hayata döndüremiyoruz. Evet. Bilemem tabii şeyin elektrik kurumunun yapısındandır. Onlar aslında beni yatırımcı olarak beni üreticiyi fazla da ilgilendirmez. Evet. Açıkçası. Evet. Yani benim görevim üretmekse ben kendi çözümlerimi kendim üretiyorsam onların da kendi sorunlarını çözmesi gerekir. Yani ben onun işine elimi sokamam ki. Tabii, yani, tabii. Dolayısıyla onlar kendi sorunlarını çözmesi lazım. Biz de kendi sorunlarımızı çözmemiz lazım. Peki. Peki şimdi şeye baktım da girdiler sizde acayip artıyor. Çünkü yani hemen hemen kullandığın her şeyde girdiler artıyor. Yani işçi arttı. Hatta yine artacak ya da artma potansiyeli var. İşte aldığın bütün o ürünlerde, pet şişelerde, şunlar bunlar kutusudur, şişesidir. Onlar da arttı. Otomatik zaten zamlarını yedin bile onların. Değil mi? Ha, zaten işte mazottur, motorlardır, elektriktir. Onları da şu anda şey yapıyorsun. Yani geriye ne kaldı bir tek? Senin de zam yapman. Bu ne kadar? Yani bunu da yani şimdi zam yapmak zor bir şey değildi. Değil. Son Aralık'ta falan bir zam yapmıştık sektör olarak. Gündemimizde zam ancak bu zamla bir yere girilmez. Yani insanların da erişebileceği rakamlar olması lazım. Yani erişemedikten sonra, alım gücü düştükten sonra şimdi ay çiçeği almayabilir. Acayip zamlandı ama su içmek zorunda. İçmek zorunda ama ne olur? Bu defa insanlar sıkıştık sonra, alamadık sonra alternatife yönelmeye çalışır. Alternatif nedir? İşte en sağlıklısı bu işin pet şişedir. Yani çocuklarımıza en iyi önerebileceğimiz en birinci sağlıklı şey cam. Kullanılabilir değil. Disposable cam şişe birinci önceliktir. Tabii. İkinci öncelik de disposable pet şişedir. Tabii. Ama cam kırılır, eder, tabii tehlikesi vardır. Handikabı vardır. Bunun en toptan en aşağı doğru gidelim. Ben evet. Pet şişedir en yaygın olan, kullanılabilen ve bunda artık geri dönüşümü de olmaya başladı. Dolayısıyla sağlıkla içilebilecek bir şeydir. Tabii. Çünkü öbürlerinin çeşitli raporları var. Mesela insanlar evde arıtmaya başladı. Şimdi arıtmanın başında
temiz su elde edebilirsin diye biliyorum ben. Ama ortasından sonuna doğru hemen hemen içilemeyecek su elde edersin. Yani onu da ben de aşağıya kadar iyi oldu da açtınız bu konuyu. Yani ben o makineleri, ben saygım var herkese. Herkes bir ticaret yapmaya çalışıyor. Tabii. Kendine göre bir evine ekmek götürmeye çalışıyor. O makineleri satan da arkadaşlar da dahil. Ancak şimdi... Ama rekabetindir, bilmen lazım rekabetin için. Ve bununla ilgili ben hasbelkader geçen hafta bir arkadaşım aldı. Çok sevdiğim bir dostum almıştı bu cihazlardan. Ondan işte bir örnekleme yaptım. Kendim yani laboratuvarımızda alıp bir test ettik. Özür dilerim ama çok kötü bir su. Yani ancak yemeklere kullanılabilir kaynatma sonrası yemeklere kullanılabilen bir sudur. Direkt içilebilecek bir su değil. Vay canına. Yani ve de arkadaşım daha alalı bu cihazı bir buçuk ay daha servise gelmemiş. Sıfır bir cihaz. Yani bu da işin başka bir yönü. Çünkü tabii, ama konumuza gelirsek işte dediğim gibi bizim yani, alım gücü düşerse insanların işte ne damacanaya yönlenecek. Onu da alamazsa onlarda da zam geliyor. Onun damacanayı kullanamazsa çeşme suyu kullanmaya başlayacak. Ancak çeşme suları da direkt içilebilecek. Bizde çeşme suyunu kimse kullanmaz. Değil. Yok. Türkiye suyu olsa bile. Mecbur olur adam eğer yoksa parası alsın ona diye. Ha, çamurlu suyu da içen yoksa paran tabii. Alsın. Yani sonuçta hayat kalitesi standardı düştük sonra. Tabii. Bunlar da maalesef. Peki. Peki Türkiye'nin suları nasıl etkiler sizi? Yani çünkü suları tabii ki çok böyle tavan tutar onlar değil mi? Yani şimdi, siz zamı koyabilirsiniz ama Türkiye'nin suyu sizinkine yakın olduğunda herkes Türkiye suyunu tercih eder. Yani bu Aysi suyun problemi değildir. Yerel suyun işte Türkiye'nin suyunun daha temiz, daha kaliteli olduğuna inanılır. Şimdi bu bir algıdır. Kesinlikle ona ben öyle bir şey yok aslında. Ancak bir algı var. Bir Türkiye'nin yani eğriyi oturup doğru konuşmak gerekir. İnsanların bir reklam bütçesi vardır, bir reklam kampanyası vardır, bir markalaşması vardır. Biz de elimizden geldiğince yerel bir markayız güzel de şimdi onlar bir global marka oldular. Tabii. Dolayısıyla televizyonlarımızda en prime time'larda onların reklamları geçer. Tabii buz gibi dağlarda zıplayan hoplayan insanlar. Dolayısıyla bunlar da bize tabii ki handikap olarak geri döner. Şöyle ki bir de önceleri bir ufak bir fon vardı Türkiye sularına karşı. Litre başına 13 kuruş diye bir rakam var şu anda. Fon alınırdı Türkiye şeylerine de. Şu anda alınır. Var 15 senedir, 12-13 senedir tam vaktini şey etmiyorum. Bu fonun miktarı hep bir 12-13 kuruş. Dolayısıyla yani gelen, söylememe gerek yok, 10 senede gelişen olayları. Hala daha bu 12 kuruş duruyor. Olur mu? Ve ne yazık ki, ne acı ki yaptığımız hesaplamalarda Türkiye sularının pazardaki payı önceleri %10'lardaydı, 10-12'lerdeydi. Şu anda 40'lara dayandı. Şimdi onlara bizim dayanabilme gücümüz yoktu. Tabii. İzah edelim burada yani niçin? Çünkü yani siz işte 1 milyon pet şişe ürettiğinizde burada adam belki de 100 milyon üretir orada. Daha basittir Haluk Beyciğim çünkü yani niçin dayanamayız onlara? Şu anda 150 bir kuruş Türkiye'deki sanayicinin elimde verisi vardı bir dostumun su fabrikası var orada. Gönderdi bana geçen ayki verisini 151 kuruş alırlar. Asgari ücret belli malum ne olduğu. Onlarda gece tarifesi vardır. Bazı yörelerde. Gece tarifesinde gece işte fabrika. Daha düşüktür elektrik giderleri. Ulaşımı şeye ham maddeye çok daha kolay. Hiç şey yok. Navlun neredeyse yok. Bizde bütün şeylerimiz, bizim bütün ödemelerimiz pet şişe olsa burada gösterecektim size. Aslında zesine kadar ya dolardır ya eurodur. Etiketi olsun. Etiketi dolar. Preformu dolar, kapağı euro, etiketinin tutkalı euro. Yani hiçbir şey yapmasan kendi başına yükselen bir şeyin var. Yani
bir şey ki önünü alamazsın hiç. Hiç önünü alabilme olasılığımız sıfır. Girdilerin düşürülmesiyle ilgili. Bilakis Türkiye'de son gelen olay gündemde biliyorsunuz petrokimyaya ulaşımda da zorluk oldu. Dolayısıyla bizim ürünlerimiz hep sonuçta petroldan petrol türevi şeylerdir, malzemelerdir. Dolayısıyla yani Türkiye'deki firmalar da maalesef önüne geçemiyor bu şeyin artışları. Tabii. Hepsi bize yansıyor maalesef. Tabii. Bir de yani her şey onlarda daha ucuz. Bir de adam üretirken senin 1 milyonun adam 100 milyon üretiyor. Tabii. Dolayısıyla alacağı her şeyde daha iskontolu alır, daha ucuz alır. Onlar da başka bir şey. Örneğin orada bir leasing sistemi vardı Türkiye'de. İnsanlar gidip bir makine alacaksa kiralar alır. Kiralar leasing sistemi. İşte 10 sene, 15 sene neyse bankaların öyle sistemleri vardı. Bizde maalesef bankalarımız ne acıdır geçenlerde bir bankaya açtım işte bir makine almak isterim. Var mı? Vadeniz nedir dedim. 5 yıl dedi bana. Dedim ya o zaman ikinci el arabaya nedir vadeniz dedim arkadaşa. 7 yıl dedi bana. ben burada yani neyi konuşayım ki? İkinci el arabaya 7 yıl vade verir. Makineye ki üretim yapacak, istihdam yaratacak fabrikaya da 5 yıllık bir vade verir. Ve de aynı faiz sistemiyle. Tabii. İşte tam burada sizin Kalkınma Bankası'na gitmeniz uygun değil mi? Mesela yani bunlar tam istenilen şeyler değil mi? Böyle makinalar, şeyler. Leasing sistemi yok. Leasing yasası yok. Ya en azından ucuz. Yani 14'e karşılık 9'a alın işte. Ne bileyim ben 25'e karşılık 14'e alın faizi. Şimdi o kadar masrafları vardı ki bunların. Yani sonuçta bir yatırımcı yani güzel ipotek ver al. Bu çözüm değildir. Lazım makine kendi kendini ödesin. Tabii. Yani tabii. Başka bunun şeyi yoktur. Leasing oldum olası bu memlekette. Tabii. Geçmedi. Birden için 10 sene 15 sene olmasın. Çünkü yani o da ödeme kolay tamam. Uzun sürede daha fazla faiz ödeyecek. Ama bu bir işletmenin şeyine girebilir. Yani şimdi leasingdir. Bu leasingin ruhu odur. Zaten makine kendi kendini öder. Aynen. Yani bunun şeyi yok ki başka bir cevabı yoktur. Aynen. Tabii. Ve 15 sene içerisinde bir de yani o bilmiyorum leasing'de bazılarının balonu var mesela. Yani onu da ödemeden hariç tutarsın. Yani çeşitli Türkiye, şeyleri var bu Türkiye, balonları var. Ama bizde hiçbir enstrümanı yok böyle. Hiçbiri. Bizde arabaya da aynı faiz, eve de aynı faiz, makine de aynı faiz. Hiç fark etmez. Bilakis dediğim gibi biraz evvel söyledim. Arabanın vadesi makine vadelerinden daha uzun. Yani komedi gibi. Yani arabayı çünkü alıp satabilir senin makinayı başkasına durup banka diyor nasıl satacağım bunu. Yani düşündürür tabii bankayı. Düşündürür de bunun işte bir şekilde yetkililerin bir şekilde bunu şey yapması lazım. Ne dersiniz? Sigorta ettirmesi lazım kendi içinde. Yahut da sigorta şirketlerine sigorta ettirmesi lazım. Doğru. Yani yapabilenin eğer istenirse zaten bankalar sana bir şey vermezden evvel kendi bünyelerindeki sigortaya sigorta attırıyorlar zaten. Yani tabii çoğu şeyi. Tabii ki o ölürseniz diye anısın rahmetlik olursanız onunla ilgili kredi hayat sigortaları vardı. O da başka bir senaryo tabii. O başka bir şeye dala girer. Bu tabii. Da bankacılığa tokunmuş olur. O zaman evet üzmeyelim onları. Üzmeyelim. Evet. Çünkü konuda hassastırlar çünkü. Hassastırlar. Ben de tam negatif hassasım. Onun için yok buradayken girseydik keşke. Çünkü bu faiz sistemleriyle bu yatırım olmaz yani. Değil mi? Olmaz yani. Hiçbir şeyler olmaz. Yani bu faiz sisteminden olmaz. Bu enstrümansız biz nasıl iş yapacağız? Yani hiçbir enstrüman bizde yok. Böyle şey ha buzdolabı alabilin, gaz ocağı alabilin. Yani şey beyaz eşya bizdeki bankacılık hiç değişmedi. Hala daha beyaz eşya üzerine kurulu bir bankacılığımız var. Memur üzerine kurulu. Memur üzerine kurulu. Krediyi vereyim sana yani hiç risk yönetimi. Hiç yok. Yok tabii. İki tane muteber kefil. Hatta sen koskoca ona geleceğim zaten. Önceden fırladın. Yani senin gibi birisi bile muteber değil. Yani kaç yüz kişiye işverin, hiç borcun yok, milyonluk tesisin var falan. Muteber değilsin. Ama memurusan
müteberrisin. Çaycı ol, müteberrisin. Ha, çaycılar müteber değil anlamında değil. Yani gelir açısından diyorum. Sen milyonluk cirolara bakan ama müteber değilsin. Böyle de bir sistemimiz var. Maalesef. Yani bu işin aslında bu memur özel sektör ilişkisini, devlet özel sektör ilişkisini biz pandeminin başında yakalamıştık. Bir fırsat. Aynen. O fırsatı ben her platformda söylüyorum. O fırsat gitti. Değil mi? O dönemde eğer hükümetimiz bütün insanlarımızı eş tutup eş davransaydı, bir şekilde her şeyi dengeli yapsaydı, ayrım yapmasaydı, özel sektör ve kamu olarak ayrım yapmasaydı, ama iki sene evvelki Mart'tan bahsedelim. Aynen öyle, sadece. Aynen öyle. Ve biz bu yerde, bugün buralarda bunu konuşmaz olurduk. Aynen. Çünkü devletin varsa da yoksa da ben memurumu ödeyim der. Gerisi tufan. Kendi alsın, memurunu ödesin. Memuru dönsün, oy versin. Kendini ayakta tutsun. Kendine de vermez memur. O ayrı bir konu da. O ayrı. Nerciler ufak bir kesinti yaptılar memurlara. O dönemde hatırlarsınız. %25'ten 65'e kadar milletvekillerine. Bir kesinti olmuştu hatırladığım kadarıyla. Ve bu kesintiyi döndüler Ağustos ayında. Kimsenin ihtiyacı yok. Alelacele ödediler. Alelacele de ödediler. Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı çünkü. İşte. Tabii çok farkındayım ben de onun ve bu insanlar sormadılar. Yani hiç kimse memurlardan, çünkü hiçbirinin ne restorantı vardı gideceği, ne kola içeceği yeri, ne yani bir su içemedi. Herkes kapalı bir sistem. O %25 kesildiydi memurlardan. İşte milletvekillerine daha yükseydi. Ve zoraki bir birikim oluyordu o onlar için. Bankada birikiyordu. Kimse sormadı kendilerine. Hatta memurlar diyordu ki yani bir sene daha böyle gitse kimsenin umurunda değildi. Tabii. Yani durumu görüyorlardı. Hiç kimsenin umuru olmadığı bir ortamda bunlar kalktı da rüşveti tekrar verdiler memura. Şimdi anlıyorum memurun ödenmesi lazım. Aksi halde hükümetin ve devletin istifasını gerektiren ve islaf etmiş olur, iflas etmiş olur. Şimdi mecbursun ödeyesin onu ama bu şartlarda değil böyle ayrıcalık yaparak ve ülkenin yarısını terk ederek. Tahsisat ödeneği yapmıştı. Yani bunun konuşmaları aslında yani. Yok ama hatırlatıyorsun böyle yani güzel. Konuşmaları yapmamız ciddi ciddi yani bize yakışmaz yani. Bilmiyorlardı desek tamam da ne bileyim hiç en azından bir sene ya da iki sene devam etse en az bir sene devam etselerdi o %25'e. Çok az daha borçlanmış olacaktı bu devlet ve çok daha iyi durumda olacaktı. Evet. Bazı şeylere çünkü kimse nin o paraya ihtiyacı yoktu o anda. Evet. Şimdi geçmişi onu da konuşmamız lazım ama günümüzde ne yapmaları gerekir diye değil mi? Lazım. Yani onu irdelememiz lazım. Bir kere böyle gitmez dini gitmez de gitmediğinde topluma izah etmesi lazım bu yönetenlerin. Bunu sendikaları da kucaklayarak, sivil toplum örgütlerini de hepsini birden kucaklayarak geniş katılımlı bir şey yapma. Sendika kucaklanabilir mi bu durumda? Yani sendikanın istediği şu an ben çok yani sendikalı hiç elverişli görmem. Yani varsa da yoksa benim kazanılmış haklarım ve daha fazlası. Güzel de şimdi o zaman abayı göstermesi lazım. Ödemeyecek o zaman. Ki şu anda girinin o ki onlar da ödeyememe şu anda Mart ayı sonuna göre maaşları denklendiremiyorlar diye bir his var. Benim yani burada söylediğim şey yazılı olsun diye söylüyorum. 6 ay 12 ay içerisinde bu böyle devam ederse ben bunların sendikaların yarım maaşa çalışırız. Yeter ki insanlar işinden olmasın diyebileceklerini öngörüyorum bu böyle ama devam ederse. Onu devam ettirmeden peşinden herkesle konsensus sağlayarak onlarla da sağlayarak aynen. Gidilmesi lazım. Bu yani bu memleket bir tek memurla yaşamaz, bir tek kamuyla yaşamaz. Özelin de çok büyük desteği tabii. Vardır. Bunu gördük zaten. Yani bunu pandemi döneminde. Memuru kimin ödediğini biliyoruz artık. Yani, ve bunu hala daha itirak ediyor. Dediğim gibi o tren kaçtı. Ama inşallah bu treni tekrar bu olaylar tam olmadan
Tabii. Bazen derler ya çökmek lazım. Yani çöküşün evet, tamamıyla olması lazım ki tekrardan küllerimizden doğalım. Ama işte... Çok yakındır. Evet. Ama çökmedi. Yani sistemler şu anda... Çalışır vaziyette. Çalışır vaziyette ama. Tabii tabii. Emin olun ki birkaç aya kadar inanılmaz bir toplumda çöküş olacaktır. Çünkü bir bıkkınlık geldi insanlara. Sonuçta takip ediyoruz her şeyi. Tabii hala daha bir Türkiye'ye güvencemiz var. Türkiye güvencesi şu şekilde, yani Türkiye buranın bu hale gelmesine müsaade etmez. Niye? Çünkü Türkiye'nin bir alt yönetimi olarak kabul edilir. Dünyaca burası, her ne kadar da biz KKTC bayrak elde gidiyoruz. Bir alt yönetimi olarak kabul edilir burası ve bu alt yönetiminin de Türkiye tarafından iflasa sürüklenmesine Türkiye müsaade etmez. Çünkü bir gurur kaynağı, bir onun üzerine bir kötü kos çizilecek gibi geliyor. Ve bu güvence de boşa çıkacak. Çünkü Türkiye çok nettir bu konularda. Çünkü imzaladıkları hiçbir protokol yapılmıyor. Hiçbir şekilde burası meram anlamıyor. Sonuçta artık diyor ki sen ne istersen yap, ben istediğimi yaptıracağım sana diyor ve yani adımlar atıyor artık. Yaptırdığı da görünüyor sonuçta adım. Çok net olarak. Gördük yani ve de bu memlekette Türkiye'ye rağmen bir şey ben yanlış olarak algılamam bunu, doğru algılarım, doğru yönde bakarım. Çünkü sonuçta Türkiye'nin burada güzel bir tek bizim kara gözümüze, kara kaşımıza burada değildir bu insanlar. Bu insanların da kendi çıkarları vardır. Tabii tabii tabii. Oynatacağı taş burasıdır. Yani Ege için, Doğu için, Akdeniz için, Mavi Vatan için oynatabileceği taş Kıbrıs Adası'dır. Veyahut da yönetimlerdir, barıştır. Bununla oynayabilir. İleri geri, bir adım sağa, bir adım sola. Öbürleriyle oynayamaz. Aynen öyle. Dolayısıyla bunu kullanacaktır. Bunu da buraya mı bırakacak oynasın? Tek istediğimiz daha fazla maaş, daha fazla maaş, daha fazla para. Yollar yapılsın, her şey yapılsın, hastaneler yapılsın. Avrupa'yı bir hayat tarzı yapalım ama bunun için hiç çalışmayalım. Yani çok değil mi? Kötüyüz ya, vallahi çok kötüyüz. Tabii. Yani cezaevi yapıldı, yani inanılmaz. Küstük. Yani bir kuruş para harcamadık, cezaevi yapıldı. İçine de giremiyoruz. İçine de giremiyoruz ya. Bu taraftaki de cezaevi full, ağzına kadar dolu. 40 kişilik şeyler, ranzalar. Hiç konuşalım yani, bilemiyorum artık yani. Çünkü herhalde bir yasa isteyecek orası ya da istihdam isteyecek. Çünkü yani 20-30 kişiyle çevirirler bu şeyi. Yani kameralar hiç çalışmaz eski sistemde. Yani kapıyı kapattığında kapının öbür tarafında adam kaldı mı kalmadı mı bilemezsin. Çünkü kamera çalışmıyor. İnsanlar kendileri girer hapishaneye. Çünkü kaçtıklarında gidecek yerleri yoktur ya. Yani onun için odur tutan kendilerini içeri. Yoksa 20-30 insan adam koyamam öbür tarafa, hadi içeri desin. Yani çoban misali. Yazık ama ya. Değil mi? Akıllı bir tane Rus şeyi çıktı. Arabanın altından kaçtı gitti mesela kendilerine. Helak oldular, yakalasınlar. Yani gülünç bir durumdayız. Peki başka ne yapabilirler? Çünkü yetersiz. Dediğim gibi devletin önünde iki şık vardır. Ya gelirlerini çoğaltacak, yöntemler bulacak. Ya da giderlerini kısacak. Yani giderlerini kısmaya da yukarıdan başlaması lazım. Kendinin topluma göstermesi lazım ki evet biz tasarruf önlemlerine başladık diye. Ve bunları toplumun gözüne bakarak sokması lazım toplumun şeylerine, yurttaşlarına ki bir güven, şimdi seçimden çıktık ama o seçim non-invalid oldu şu anda güven açısından. Tabii. Çünkü yaşanan olayları biliyoruz. Dolayısıyla bu güveni verebilmesi için tasarruf özellikle yapması gerekenler vardır. En toptan kendilerini yapması lazım. Bakanlar milletvekili olarak, devlet olarak, cumhurbaşkanı olarak. Hmm. Cumhurbaşkanı adası sınır bundan. Hiç aşağıya inmiyor. Hiç toplumun içine girmiyor. Rahmetli Denktaş yol içinde yatsın. Bir ayağı çarşıdaydı, bir ayağı pazardaydı, insanlarla sohbet ediyordu. Halbuki şimdiki cumhurbaşkanımız kendine bir ne dersiniz? Bir şey ara açtı, mesafe açtı tabii. Şimdi tüm şeylere oy getirici toplantılara gidilir genelde. Yani işte 500 bin kişi yoksa falan değmez derler herhalde. Onun için toplum büyüdü artık. Ki halkçıdır yani Ersin Bey, halkçıdır, seviyor halkı. Ben de severim evet. Ersin Bey ama şimdi sarayda kapanıp kalmaması lazım. Anlıyor musun?
Anlatabildim yani. Şimdi orada sesini gidip de Antep'te orada burada oradan bura mesaj vermemesi lazım. Buraya halkın içine inecek. Evet. Ve bununla ilgili bir şekilde hükümetle beraber en son alınan danışmanları gördün orada değil mi? Gördüm. Yani şimdi oradaki danışmanlardan şimdi sen o danışmanların tecrübesine bakarım devlet yönetiminde ve bir başkana verecekleri danışma şeylerine bakarım. Yani, nerede? Arkadaşlarımız da var orada ama var ama son zamanlarındaki ne diyorum. Evet. O da çok çok manidar. Yani toplumdan acayip bir etki yiyor ama nedense Kıbrıs'ta şu anda KKTC'de başkanların ve başkan adaylarının kendilerinin karar veremediği bir ortamlara başkan oldukları ortada artık. Yani biri diyor ki bu burada çalışsın, bu da orada olsun, bu çıksın. Olabiliyor artık bunlar burada. Yani bu ve bahsettiğin güvene geliyoruz işte. Güven yok, bu güveni nasıl verecekler? Hiçbir şekilde güven biraz da parayla olur herhalde. Yani doğru yerde doğru harcama veya da doğru yerden tasarruf. Şimdi düşünebilir misiniz biri desin 13. maaşları ben iptal ediyorum bir hükümetin. Hadi buyurun bakalım. Yani nedir buradaki şimdi, öngörün? 13. maaşı iptal etti hükümet. Biraz evvel dediğin gibi uzlaşı olmaz ise uzlaşı ister o iş. Bütün partilerle, bütün sendikalarla özellikle. İşte CHP'yle olmuş olsaydı güzel olurdu bir uzlaşı. Ama olmadı. Hala da yaprağın kımıldamadığı bir Kıbrıs meselesi üzerinden gene ayrı düştüler. Evet. Ya yaprak kımıldamıyor dışarıda. Tabii ki canım yani şimdi bir tek ona o gerekçeye bağlamamak gerekir işi. Bence bu benim nacizane fikrimdir. Aralarındaki şeyde güya anlaşmışlar çok şeyde de işte. Yani nereye gideceğim? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı gelecek buraya. Meclise konuşma yapmaya gelecek. Ve meclisteki konuşmaya CHP şu veya bu şekilde ve diğer partiler katılmayacak. CHP katılmayacak. Ondan sonra yani bekleyen hayat bulsunlar burada herhangi bir temsiliyette hükümette. İşte niçin efendim biz bağımsız şeyimiz, karakterimiz. Türkiye son olayda Dışişleri Bakanı olayında gördüğümüz olayı yani bu tamamen sağın yani şu anda Taçoğlu Bey ne bileyim ben görüşleri Türkiye'ye ters değildi ki. Yok değildi. Ancak bir şekilde Türkiye'nin de bilemem tabii kapalı ardında düşüncesi nedir. Bir şekilde Tersim Bey'i istedi oraya. Ve oldu yaptı da. Şimdi geldiğimiz ortamda biraz hayal gibi olur dediğiniz CHP'nin olsaydı. Valla biz isteseydik ama işte biz yok haklısın yani çünkü biz siyaset yapmıyoruz burada. Ben sokakta bir vatandaş. Aynen bir vatandaş tabii ve önemli bir vatandaş yani bir sanayici olarak. Ya, 12 yaşından beri 50 senedir bu piyasanın bu pazarın içindeyim ve bazı realite. En topu da gördüm, en dibi de gören nadir kişilerden toplumda, en topu da gördüm, en dibi de gördüm. Dolayısıyla yaşadığımız olaylar, geldiğimiz olaylar bana bu sözleri söylettiriyor maalesef. Tabii ama çok haklısın. Yani çünkü adada bir realite var ve bu realitenin üstünde gitme var. Ve bir kısım insan da bu realiteyi görmemeye ısrar ederek onun üzerinden siyaset, evet. Yani olması gerektiği gibinin üzerinde bir siyaset. Zaten o olması gibi gerektiği siyaseti alırsan başka bir siyaset yoktur ellerinde. Çökecekler. Onun için mecburdur onu devam ettirsin. İşte ilkelerimiz bilmem ne ama bir de realite var burada. Gerçekler farklı bir şey. Nasıl iş yaparken nasıl okulda öğrenin, işte vergilerini öden, işte insanlara çok iyi davranın. Kitapta öyle yazar falan. Ondan sonra bir bakan ki insanlar seni işte çalar, işte biri bilmem ne yapar. Ondan sonra senin daha tutumlar içerisinde değişik davranışlar sergilemen gerekir. Bunlar da sana hep bunları tecrübe öğretir. Realite budur. Evet, biri işte kitaptan, biri realiteden. Ama yani öyle bir şey aldım. Mesela 13. maaşlar. Bana göre artık şeyini bitirdi. Bu öder... 10'sunu da verelim, o başka bir şey. Yani 10'sunu 14'te verelim. Tabii. Sıkıntı değil yani aslında. Verildiğinde sonuçta bu insanlar da alıp da yatsının altına koymaz yani. Bunlar da bir şekilde... Aynen. Ya da 13. maaşı hakikaten
şeye göre çıkaralım, performansa göre çıkaralım, kaldırmadık diyelim ama performans veyahut da bütçe artı verdiğinde performansa göre de 13. maaşlar. Yapılacak şeyler var dediğim gibi. Çok şey var. Dediğim gibi biraz evvel Dışişleri Bakanı, Dışişleri'nden bahsettik. Bir sürü dış temsilciliğimiz var. Şu anda ben onun şeyini almadım, adetini falan. 28 tane. 28 tane. Bu insanlar ne yapıyor orada? Dünya kadar bizim şeyden, maliyeden onlara fon aktarılıyor. Yani ne yapıyor bu insanlar? Bununla ilgili benim bir önerim olmuştu. Tahsin Beylere geçmiş, yine Dışişleri Bakanı'ydı. İşte oda olarak ziyaretine gitmiştik. Dedim ki ben yani orada güzel bir 28 tane temsilciliğimiz var. O kadar 100 orada çalışanımız var orada. Bunların için biz yerli malımızı, yerli ürünlerimizi, üretimdeki şeylerimizi bravo, o ilgili ülkelerde tanıtma yönüne gidip orada dış ticaret açığımızı az da olsa kapatma yönüne gitmeliyim. Siyasetin yanında işleri bu olmalı, günlük esas, işleri. Esas işleri bu olmalı. Çünkü tabii, bu olmazsa olmaz. Şimdi bana verilen cevap onlar için ticari ateşe gerekir, ayrı kişiler olması lazım. Onların görevi değildir diye bana maalesef aitişmamız da oldu. Aitişme oldu maalesef. Eski normal ülkelerde yani, doğrudur. Şu anda elçiliğinin birinci gündemi bütün dünyada böyledir. Türkiye'ye yeni pazarlar açmak üzerine kurulmuş bir sistemleri insanların. Biz de hala daha kısır döngü orada ne yapacak ki? Bir Dubai'deki var mı bilmiyorum, temsilcisi var mı bilmiyorum ama örneğin bir tek işleyen benim bildiğim bir Ankara'da, bir de Londra'daki temsilciliği. Ezelden beri Türklerin çok olduğu gibi. Trafalgar Square'da vardı bir tane. Yani geri kalanlarda ne yapıyoruz ki biz? Tabii. Yazıktır oraya. Görünür hiçbir şey yok. Bir de ama şöyle de bir durum var. Oradan biri telefon ettiğinde, mesela bu Londra'dakinden, diyelim ki orada bizim Türk okulları var. Türk okullarına bakan müfettiş orada ya da bizdeki ataşe telefon ettiğinde buraya kimseyi bulamaz, kimse cevap vermez, kimse de onları aman gene bu telefon eder gibisinden şeye kadar, yani kapıdaki görevliye kadar gider bu telefon sen cevap ver diye. Çalışma saatleri Londra'da 9 ile 12 arasıdır yani. 9'da açarlar, 12'de kapatırlar. Yani ne demektir? Ondan sonraki herhalde dükkan kapanır ve içte korkunç görevlerini ifade ederler herhalde. Yani bunun bir tabiri vardır, şu anda söylemeyeyim ama çok kötü. Yani ayranımız yok, içmeye derler. Değil mi? Orada hanedanlar atanır hep devamlı böyle, biliyorum. Ama ben aslında şey değilim, yani katılıyorum. Temsilcilerimizin olması lazım ama işleyen, kontrol edilen ve teftiş edilen ve sonuçta ne ürettin hesabı sorulabilen yerlere, ne sattın, neyi temsil ettin, kaç kişi gördün, hangi ülkelere, satmasın bir şey ama gitsin bana Abu Dhabi'de veri versin desin ki ben 25 tane temsilcisi büyük şirketin, bakkalın bilmem neyin temsilcisine konuştum, ürettim ve bu safhaya vardım desin. Ya desin, biri desin tamam hiçbir şey yapmadın ama tanıttın mesela, randıman beklemiyoruz ama ikinci üçüncü sene oradaysan bir randıman beklerim senden. Tanıma demek illa da yani kat edeceği tanıma değildir. Ticaret artık, ticaretin dini imanı yoktur burada. Tayvan olduğu gibi ticaret üzerinde tanınmış bir ülkedir. Böyle tanınmıyor Birleşmiş Milletler'de. Ancak her şey ticaret üzerine dönüyor. Dolayısıyla yani bunlara kafa patlatması lazım yetkililerimizin. Ne diyeyim, sigorta primlerine gelecek olursak. Evet, buyurun. Şimdi bu sigorta primleri, şimdi atladık hemen başka bir konuya ama. Abi konu çok, biz zıp zıp gidiyor. 3-5 dakikamız var, buyur. 3-5 dakikamız kaldı. Şimdi bu sigorta primlerini destek yapıyor bize hükümet. Görünür. Hmm. Siz de öyle birisiniz belki de. Ama bu para devletin değil ki. Bu bize verdiği paralar. Kimin parası bu? Destek. Bu bizim paramız. Ha, sizin paranızı size veriyor. Bizim paramızı bize vermekten imtina ediyor şu anda. Bu fon 3. ülkelerdeki çalışanların fonu mu bu? Çalışanlara ne dersiniz, ihtiyaç sandığından bir kesinti olur. Sanki evet, bu insanlar 60 yaşına da burada işleyecek ve ihtiyaç sandığını geri alacak. Geri alma da yoktur. Tabii. Herhangi bir geri ödemesi de yoktur. Biz ihtiyaç sandığına kör kuyuya para atarız. Tabii. Gereksiz yere. Şu anda orada bir fon vardır. Bir şekilde birikiyor. Yasa itibariyle dokunamıyorlar o fona. Onun için birikiyor. Dokunamıyorlar da bir şekilde geçmiş işte bir şekilde bunu
Yasa dersen hiçbir şey yapamazsınız, o ayrı konu. İşte bir iyi bir bugünlerimizi geçirmeye az da olsa bize bir şeydi o, destek de o, sigorta desteği. Tabii. Keza asgari ücret de artar iken geçmiş bakanın da sözü vardı. Ne derece sözleri de hayata geçti o ayrı konu. Size bir sene de bu sigorta desteğini devam ettireceğiz. Eğer siz bu asgari ücreti kabul ederseniz demişti bize. 4.000'lerden 6.000'lere geldi. Evet. Öyle bir de söz var, ancak o söz şu anda bilemem yani, şu anda kapılar ardından ne olup ne bittiğini bilmiyorum ama en son işte geçen ayın 15'inde indirimli tarif eden ödememizi yaptık. Hmm. Şu anda ayın diğer 15'i geliyor. Bilmiyoruz da. Yapacak, yani bilmemek de kötü değil mi? Yani tabii. Yapacak, çukunan gidiyor bu iş. Tabii. Her gün toplantılar, onlar bunlar. Olmuyor. Zaten bak yani bu konuda da hükümet vukuatlıdır. Neden bilirsiniz? Geçen Ocak'ta bize işte elektriğe 25 kuruş bir teşvik önce etmişti ve Bakanlar Kurulu'ndan da geçmişti. Hmm. Kaç aylığına. Hala daha yapmadı bize o indirimi. Yani Bakanlar Kurulu'ndan geçti. İşte şey üreticilere 25 kuruş şey yapılacak diye, indirim yapılacak diye. Şu anda yok. İşte unutuldu. Yani söz verilir, unutulur. Evet. Devlet onu yapar. İki ay yapmasam diyor, bu kadar paradır şeyde havuzda. Yapmadı bir senedir, bir seneye geçti. Yani unutuldu o, yani kadim oldu. Verilen sözler, alınan Bakanlar Kurulu kararı kadim oldu ve bizim o 25 kuruşluk destek, biz devlete şey elektrik kurumuna dedik, geri dönüşü yok. Allah Allah. Sanayici olarak 10 kuruş bir indirimimiz var devletten. Bu 10 kuruş tarifeler kilovatı 50 lirayken de 10 kuruştu. Son 90 oldu, uzun bir dönem yine 10 kuruştu. Şu anda 290 oldu, yine 10 kuruş. Yani bu kabul edilebilir bir şey değildir. Yani bir şekilde üreticiyi bir miktar koruması lazım devletin. Yani bunu da oranla yapılır. Oranla yani yapılır. Fonlar gibi, fonda da nasıl 10-12 kuruş koyarlar işte suda. Yani bu oranla alakalı tabii, olması tabii lazım ki. Tabii olursak fon tutturduk biz işimize geldiğinde Türkiye'ye yapılan protokolde fonlar sıfırlanacak diye bir madde var. Ona dayanırız işimize geldiğinde. İşimize geldiğinde de o protokolü hiç sayarız. Fonlara gelince ya bu bizde doğan, burada olan bir sistem değil ki. Bütün dünyada vardı bu fonlar ve korumacılık duvarı üretilmesi. Tabii. Hele ada gibi yerlerde. Yani ada gibi yerler. Hele bizim özel korumumuz var. Bir türlü şey var. Amerika'da da vardı bu fon, bu korumacılık, bu kotalar. Çin'e karşı yaptığı Çin'e nedir? Tabii şu anda. Türkiye'nin vardı. Türkiye mesela en bariz bildiğim, ben Avrupa'dan gelen peynire %700 fon koy. %700 şey var günlükte. Yesinler isteyen, yesinler. Tabii tabii. Ama kendi şeycisini, üreticisini koruyor burada. Tabii. Bizde hiçbir şey yok. Koruma duvarı sıfır olacak. Sıfır olur mu hiç? Yani tabii imkanı yok. İmkanı yok. Tabii. Bir sürü şey yani. Yani o tarafı yaparken protokollerde kendi şeyini düşünüyor. Varsa birkaç şeyin o söyle, çünkü vaktimiz daraldı. Yani bitti diyebilirim. Diyeceğim bu önemli şey, gideceğimiz değiliz, kötü dedim. İşin başına tekrar geleyim. Bunu ancak hükümetin bütün paydaşlarıyla bir arada bir ortak akılla bir çare yönmesi lazım. Çözmesi lazım. Yani elektrik kesintilerini hiç konuşmadık. O da bizim büyük ayıbımız. Yani o da başka bir şey. Ama dediğim gibi bu elektrikle ilgili gelinen noktada, sosyal yaşamla gelinen noktada hükümetin bütün paydaşları, sendikaları da kucaklayarak, yani istesek de istemesek de çok doğru. Bu sendikalarımız burada vardır ve var olacaklardır. Şimdi biz sendikaya inanan birisiyim. Ben bizim sendikacılarımız böyle her şeye maydanoz, her yani bir switch kırılsa
hükümetin bilmem nesidir, istifa hükümet, işte bakana bilmem ne. Ya alakası yok, sen kendi içinde, kendi taleben için konuş, kendi işin için konuş. Hayır, illa siyasi olacak. O siyaset fazladır bizim sendikaların içinde. Sonuçta o siyasetleri varsa ona karşı da işte onları kucaklamak gerekir Türkçesi. Yani bunun başka onlara rağmen, sendikalara rağmen burada bir iş yapamazlar. Yapılamaz. Hmm. Dolayısıyla onları da vallahi Margaret Thatcher yaptıydı, demirleydi. Yani getirdi, çünkü İngiltere aç kalmak üzereydi. Bir grev böyle, yok gemilerden, konteynerlerde enmez bilmem ne. Hepsini aldı dışarı, vay yapamazsın, getirdi asker onun için de baklavalarını giydirtti. İndirin bunları aşağıya bakalım nasıl gidecek. Haklarını yemedi ama onlara da esir düşmedi. Yani biz pandemi geçen hiç fark etmez, da girdabın içerisine girmek üzereyiz biz. Evet. Hala daha kazanılmış haklar. Ve mutlaka gireriz ve o girdap geniş dairede de değildir artık. Daralıyor artık böyle. Böyle en son o şey var ya. Şu çıkamayacak artık. Evet, ondadır şu anda. Tabii. Ondadır. Tabii. Vallahi evet, konuşabilseydik. Ama bakın, yani ben teşekkür ederim. Yani sonuçta bir deneyimli bir sanayicinin ağzından bu çıkıyor. Yani bu herkesin kulağına küpe olsun. Yani bunu duyan devletlularımız, artık paşalarımız, Osmanlılarımız, yani duysunlar sanayicilerimizi. Durum, konum nedir artık? Çünkü kimse boş konuşmaz. Bu kadar tecrübe boş değildir. Durumun iyi olmadığını anlatıyorlar. Bir müddet sonra... Yani senin tuzun kuru, borcun yok. Kapatırsın, çeker gidersin yani, canım. Yani bu kadar basit. İnanın o da ilk defa hayatında ben kapattım, yani benim kuyumcu mağazam vardı, kapattım. Başka şeyler, yani kapatmaktan dolayı herhangi bir sıkıntım, öyle bir düşünce olarak ben kapatmam, da dibine kadar giderim diye bir şeyim yok benim. E iş adamı kapatma sen. Kapatma ve satma konusunda iyi tecrübe ettim. Fakat hiçbir zaman her zaman için, daha doğru söyleyeyim, bu üretimde üretime bir sevgi var, bir içimizde bir kıpırtı var. Hiçbir zaman bu fabrikayı kapatma diye bir şey aklıma gelmezdi. Geçmişte. Evet, üretmek dediğin gibi, çünkü yani, bambaşka yani, bir şey. Başka bir şey, işte biz o hattın üzerinde o suları gördük sonra, halbuki o suyun her bir tanesinin satışı bana zarar olarak gelir ama bir şekilde o bir hazdır. Evet. Gelinir noktada maalesef diyeceğim, yalnız ben değil, bizim sektörümüzle ilgili konuşuyorum. Herkes böyle değil mi? Kapatma da dahil, onu da düşünmeye. Ufaktan bir beynine geldi mi o nokta, o da, tahmin ediyorum. O da çok kötü. Evet. Peki, tekrardan çok teşekkür ediyorum. Maalesef süremiz doldu. İnşallah öyle. Evet. Sizlere de teşekkür ediyorum. Yani çok önemli bir sanayicimiz Hüseyin Russo'yu dinlediniz. Onun ağzından endişelerini dile getirdi bizler için. Yani hala daha yapılacak şey var diyor. Ama yapılırsa, çabuk davranabilirsek, yoksa o tünelin içerisinde bulacağız kendimizi ve iki taraftan da ışık göremeyeceğimiz bir şeydir. Bir şeylerin yapmaya davet ediyor hükümeti bu konuda. Birkaç da önerisi var, dinlediniz. Peki, tekrardan sizlere teşekkür ediyoruz. Programı burada noktalıyoruz. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalınız diyoruz.